Bu sorunun yanıtını bulmak için Flutter'ın sayfasına girdiğimizde karşınıza Google'ın bir tanımı diyor. Yani burada bize diyor ki tek bir kod kullanarak mobil, web ve desktop için native compile edilen yani doğal derlenen güzel uygulamalar. Güzelin de özellikle altını çiziyor burada Google. Güzel uygulamalar geliştireceğiniz bir araç kitidir. Peki tamam, tanım güzel. Peki bunu biraz açalım neticede biz yeniyiz bu Flutter'a. Şimdi şöyle düşünelim. Diyelim ki harika bir mobil uygulama fikriniz var. Apple Store'a güzel bir uygulama koyacaksınız. Her şey yolunda. Ne yapacaksınız? Gideceksiniz. iOS uygulaması yapmak için kod C veya daha modern olan Swift dilini öğrenmeniz lazım. Tamam, bunu öğrendiniz, oturdunuz, çalıştınız, uygulamayı da yüklediniz. iOS'un bütün o şeylerini öğrendiniz. Uygulamanız çok tuttu. E tabii bu durumda ne yapmak lazım? Şimdi bu uygulamanın bir de Android versiyonunu çıkarmak lazım. Belki arkadaşlarınız insanlar soruyor. Bunu Google Play'e koymanız lazım. Tamam, çok güzel. Bu durumda ne yapacaksınız? E bu durumda maalesef gidip yeni bir dili öğreneceksiniz. Java öğreneceksiniz veya Kotlin öğrenmek zorunda kalacaksınız. Ama sorun aslında sadece yeni bir dili öğrenmekle de bitmiyor. Çünkü Android'in nasıl çalıştığını da keşfetmeniz gerekecek. İşte iOS'ta alışık olduğunuz şekilde yanıt vermeyecek yazdığımız kodlar. Diyelim buna da alıştınız ama iş yine burada bitmiyor arkadaşlar. Uygulamada bir geliştirme yaptınız. Hem Apple Store'da hem Google Store'da olan bir uygulamanız var. Bir geliştirme, bir güncelleme yapacaksınız, bir hata gidereceksiniz, yeni bir şeyler eklemek istiyorsunuz. Ne olacak? İki farklı sistem içinde, yani iOS için kodunuzu ayrı şekilde, Android için de Java veya Kotlin kodunuzu ayrı şekilde düzenleyeceksiniz. Ayrı ayrı testlerinizi yapacaksınız. Ve tabii iki tane ayrı yerde ayrı dosyalar tutacaksınız. Code base'leri tutacaksınız. Yani neticede iki kat çaba vereceksiniz, emek vereceksiniz tüm bu süreçte. E tüm bunların yanında karşınıza çıkacak başka zorluklar da olacak. E bu da şu, günümüzde cihazların ekran boyutlarının artık bir standartlığı neredeyse kalmadı. Hani iOS dünyasında bu biraz daha basit. Yani belli. iPhone'un, Apple'ın ürettiği cihazlar, başladığımız iPhone 4'ten işte iPad'e kadar değişik boyları belli. Bunların hepsini yaptınız, test ettiniz vesaire. E Android'e gelince ne yapacaksınız? Çünkü burada kimin ne yaptığı belli değil. Yüzlerce farklı firma yüzlerce değişik boyuttaki cihaz üretiyor. Ve bunların hepsine uyumlu dizaynlar yapıyor olmanız lazım. E bu yüzlerce şeyi de tek tek test etmeniz elbette mümkün değil. Şimdi bütün bunları size niye anlattım? Çünkü mobil dünyada yazılım geliştirmenin tüm bu sorunlarını tabii ki Google ekibi de fark etti. İşte Flutter'ın devreye girdiği nokta tam da burası. Tüm bu farklı cihaz ve ekranlara uygun aplikasyonları basit ve tek bir noktadan, tek bir kod dosyasıyla geliştirebilecek bir araç seti yaratmışlar. İşte Flutter aslında bu. iOS veya Android fark etmeksizin uygulama arayüzü geliştirirken ihtiyaç duyacağınız neredeyse tüm modern arayüz araçları. Örnek vermek gerekirse neredeyse tüm uygulamalarda artık standart hale gelmiş grid görünümü veya liste görünümü oluşturabiliyorsunuz basit widget kullanımlarıyla. İşte başka bir örnek, burada gördüğünüz gibi Hero Transition örneği, tıkladığınız zaman büyüyen ve ilgili bir açıklama verebileceğiniz. Yine yukarıda kaybolan, küçülen, genişleyen, içinde bir resim gösterebileceğiniz app var. Neredeyse Google'ın tüm uygulamalarında görebileceğiniz aşağıda sanki yüzercesine dolaşan bir tane buton, yuvarlak artı şeklinde görüyorsunuz ekranda. Bunun yerinde değiştirebiliyorsunuz kodlarla çok basit oynayarak. İşte alttaki bir button navigation barın içine gömebiliyorsunuz. Onun üzerinde kaydırabiliyorsunuz. Sağa sola ortaya alabiliyorsunuz. Biraz dışarı taşıyabiliyorsunuz. Basit geçişler yapabiliyorsunuz. Animasyonlu geçişler yapabiliyorsunuz. Fade transition'lar yapabiliyorsunuz. İşte diyelim ki bir listeniz var. Seçiyorsunuz, üstüne bastığınız zaman pıt pıt kayboluyor onlar. Flutter yazılım dili değil, yazılım geliştirme ortamı dedik ve Flutter o zaman bir dil kullanacak. Bu dil yine Google tarafından geliştiren webde sunucuda kullandığınız açık kaynak kodlu genel amaçlı bir yazılım dili arkadaşlar.
Flutter ekipleriyle Dart ekipleri eminim bu projelerde birlikte çalışıyorlardır. O yüzden tam uyumlular. Şimdi gelelim Flutter'ın bu bütün cihazlara uygun işi nasıl yaparak arayüz geliştirdiğini. Flutter size diyor ki bana boş bir ekran ver. Sonra yazdığınız kodlara göre kod yazıyoruz. Bu boş ekranı yukarıdan aşağı piksel piksel render etmeye başlıyor. Dolduruyor. Ve bunu yaparken bir şeyleri sürükleyip bırakmayacağız. Bunu yaparken widget'ları kullanacağız.